أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو واقتتم لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylık ver, zorluk verme ve her işimizi hayırla tamamla. Çok değerli izleyicilerim, sevgili kardeşlerim. Mesnevi sohbetlerimize bir müddet ara vermiştik Ramazan ayı nedeniyle. Araya giren bu güzel, mübarek, bereketli ay nedeniyle. Ben bugün yine Allah izin verirse kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. Hakikaten e, çok e, mutluyuz değerli kardeşlerim, çok huzurluyuz. E, yani bir şeyler e, vesile olduğu zaman vesilelerin peşine insanlar çok daha rahat gidiyor, çok daha rahat takılıyor. Daha doğrusu daha doğrusu avamca ifade e, Dolayısıyla mesnevi okumak Mesnevi beyitleri içerisinde dalmak e, ee, apayrıca bir haz veriyor efendim insana. E, o açıdan Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan o Allah'a şükrediyoruz. Allah'ımıza şükrediyoruz değerli kardeşlerim. E, efendim nasip olursa bugün 21. beyti okuyacağız. Geçmişten hatırlayan izleyicilerimiz olabilir. 20. beytimizi işlemiştik <laughs> 21. beyt eh nasip olursa belki 22. beyt belki 23. beyt böyle gideceğiz inşallah bundan sonra her hafta her hafta bu saatlerde değerli kardeşlerim efendim 21. beyitte Hazreti Mevlana'mız şöyle diyor <laughs> Kase-i çeşmi harisan pür neşüt. Ta sedef kani neşüt pürdür neşüt. Hırs ve tama ehlinin gözü doymaz. Halbuki sedef kanaat gösterip kapanmayınca içinde inci olmaz diyor değerli kardeşlerim. Yani birçok beyitler bu şekilde ama Özellikle değerli kardeşlerim bu beytin levha yaptırılıp iş yerlerimize, efendim evlerimize, salonlarımıza e, belki kamu kuruluşlarına değil mi efendim? Birçok yere takılması lazım yani asılması lazım değerli kardeşlerim. <laughs> Hırs ve tama ehlinin gözü doymaz diyor Hazreti Mevlana'mız. Halbuki sedef Kanat gösterip kapanmayınca içinde inci olmaz. Evet bunu konuşacağız tabi neler söyleniyor neler söylenmek istiyor. Öncelikle geçmişle ilgili birkaç cümle kur kurmak istiyorum. Malumunuz mesnevi yaklaşık 26 bin beyitten oluşuyor. Bu 26 bin beytin ilk 18, 18'i bizzat Hz. Mevlana'mız tarafından kaleme alınmış, yazılmış olan beyitlerdir. Biz o ilk 18 beyti tamamlamıştık değerli kardeşim. 40 küsür 46 programda o 18 beytimizi efendim işledik. <laughs> Ve bu beyitlerde değerli kardeşlerim insanla ney beraber gidiyor at başı gidiyor. Birbirini temsil ederek gidiyor. <laughs> yani e, neyin derdi? Şu kamıştan, kamışlıktan kesilip getirilen yanmış, delikler açılmış, efendim, baş tarafına, son tarafına tellerle boğumlar atılmış olan neyin iniltisi, neyin hikayesiyle yaratılan insanın Dünya hayatına gelişi, dünya hayatında çekmiş olduğu ızdıraplar, iniltiler de aynen o ney gibidir diyordu Hazreti Mevlana'mız kıymetli kardeşlerim. <laughs> Kişi insanı kamil olmak için dünyada yaşamalı. Kamil bir insan olmak, salih bir insan olmak, kaliteli bir insan olmak adam gibi bir adam olmak için yaşamalı. Dünyada yaşarken değerli seyircilerim affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum biraz cümlelerimiz bizim serbest ve rahat olacak oluyor zaman zaman. Eşekçesine bir yaşama. İnsana yakışmayan o diğer varlıklara yakışan belki tarsaki bir yaşama. İnsanın eşrefi mahluk oluşuna şerefli bir varlık oluşuna helal getirir. Dolayısıyla insanı kamil olarak yaşamanın yolu nedir? Nasıl olur işte o? Salih insan nasıl olur? Takva ehli insan nasıl olur? Hazreti Mevlana'mız ilk 18 beyitte bunun önemini anlatıyor. Nerelerden geçmek lazım? Neyin iniltisini duymak lazım? Bunları bahsettikten sonra 19. beyitten itibaren merdivenleri, basamakları tabiri caizse çıkmaya başlıyoruz değerli kardeşlerim. İşte biz bunlardan 19 ve 20. beyti işlemiştik. Bugün 21. beyt. Yani iyi insan olma, adam gibi od adam olmanın yolu değerli kardeşlerim 21. beytimize diyor ki hırs ve tamah ehlinin gözü doymaz. Halbuki Sedef kanaat gösterip kapanmayınca içinde inci meydana gelmez. inci hasıl olmaz. Malumunuz biz beyitleri iki eserden takip ediyoruz değerli kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi Tahirül Mevlevi hocamızın efendim Mesnevi şerfi, şerhi. Eee Tahirül Mevlevi Hazreti Tahir Olgun hocamızın ee, bu güzel eserinden okuyoruz ee, ve bir de efendim sizlere de acizane bu vesileyle tekrar ikinci e, programımızı başladığımız gün ve o programımız olduğu için söylüyorum. E, Mesnevi Şerif Şerhi Ahmet Avni konuk hocamızın. Değerli kardeşim on cilt bu. Tahir Mevli hocamızdaki de on cilt. E, bu şekilde biz beyitleri her ikisinden de sizlerle paylaşıyoruz. Hocalarımız nasıl bakmışlar hadiseye, olaya nasıl bakmışlar. Efendim her zaman olduğu gibi yine Taül Mevlevi hocamızdan başlıyoruz. Diyor ki hocamız değerli kardeşlerim. Ademoğlunun iki vadi dolusu altını ve gümüşü olsa mutlaka onlara ilaveten üçüncü bir vadi olmasını ister. Ademoğlunun içini ancak toprak doldurur hadisi şerifini ele alıyor ilk olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü ister. Hocam çok görüyoruz, çok duyuyoruz, çok yaşıyoruz, çok şahit oluyoruz. Gerçekten toplumumuzda bu tür insanlar maalesef çok fazla. Ancak toprak doldurur diyor Peygamber Efendimiz. Değerli Kardeşlerim, nakl olunan hadisi şerifin mealini Hazreti Mevlana'mız başka bir tarza ifade ediyor. Diyor ki Hazreti Mevlana, <laughs> Haris olanların kaselerinin daima boş kalacağını, hırslı olanların, doymak nedir bilmeyenlerin, para, mal, mülk, bal, bahçe sürekli istiyor, sürekli istiyor. Çok bu hususta haris olan, hırslı olan kişilerin kaselerinin boş kalacağını değerli kardeşlerim, karınları tok olsa da gözlerinin aç olacağını söylüyor. Hazreti Mevlana'mız. Ve sedefin içinde inci hasıl olması için onun kanaat göstermesi ve kabuklarını kapaması lazım geldiği gibi kalbine marifet cevherleri husule gelmesini isteyenler de hırs ve tama ağızlarını kapamalıdırlar diyor. Buraları biraz konuşalım. Yani buralarda şimdi neler söylemiş. Değerli kardeşlerim, hani e, şairane e, hayali bir efsane olarak şöyle bir şey anlatılır. 21. beytimizde Hz. Mevlana'mız bunu almış. O da nedir? E, güya Nisan yağmurlarında denizin dibindeki değerli kardeşlerim, ee, sedef kabuğu veya midye da deniliyor. Sedef kabuğu kapağını açar, ağzını açar yani bekler. Karada da yılan ağzını açar, bekler. Neyi bekler? Nisan yağmurundan bir damla almak için. Bu bir hikaye tabii değerli kardeşlerim. Hayali bir efsane diyor Tahir Mevlevi hocamız da öyle söylüyor ve karada yılanın ağzına düşen o nisan yağmurundan bir katre ve denizin dibindeki sedefin içine düşen bir katre bir damlacık nisan yağmuru yıllarca kapalı kaldıktan sonra yılanın ağzındaki zehire sedefin içindeki de inciye dönüşür diyor. Evet. Dolayısıyla sedefin içinde diyor Hazreti Mevlana'mız. Hasıl olması için incinin meydana gelmesi için kanaat gösterip kabuklarını yıllarca kapalı tutması lazım. İkinci bir Nisan yağmuru da gelsin. Bütün rahmeti ben alayım. Bütün yağmurlar bana da olsun demez. O bir tanesine kanaat gösterirse inci olur. Ve değerli kardeşlerim, Aynen bunun gibi diyor Mevlana'mız. Marifet cevherleri de husule gelmesini istiyorsan, marifet nedir? Yani e, kendinin ulaşabileceği o dört ana unsur var. Bir insanın ulaşabileceği dört ana unsur var. Değerli kardeşlerim. Birincisine biz ne diyoruz? Şeriat diyoruz. Şeriat. Yani mümin olan, Müslüman olan birisinin, ee, uyması gereken kurallar dizisine biz genel anlamda e, şeriat diyoruz. Yani mesela içki içemez bir Müslüman. Zina ee, edemez. Faiz yemez. Öyle değil mi efendim? Yani Kur'an-ı Kerim ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz bunları yasak ediyor. Bir mümine, bir Müslümana. Öyle değil mi Hüsna? Böyle. Ee, dolayısıyla marifet cevherlerinin meydana gelmesi için şeriate adım attık mı? Yani mümin olduk mu? Müslüman olduk mu? Olduk. Elhamdülillah. Müslümanım. Ben de Müslümanım hocam. Elhamdülillah. Çok şükür. Eyvallah. Diyor ki şeriatten sonraki diyor büyüklerimiz bir basamak daha çıkarsanız tarikat olur onun adı diyor. Tarikat. Şeriat, tarikat tarikattan o zaten efendim şimdi Hazreti Mevlana'nın eseri Mesnevi tamamen bir tasavvuf kitabıdır diyoruz biz. Bunu iddia ediyoruz. Bunu söylüyoruz değerli kardeşler. Bir tasavvuf kitabıdır. Yani adam gibi yaşamanın usulünü öğreten nice eserlerimizin içerisinde en kıymetli olanlarındandır değerli kardeşlerim cümleleri de hassas, hassas ve titiz kurmak lazım. Yanlış bir şeye vesile olmayalım, yanlış bir anlamaya vesile olmayalım diyoruz değerli kardeşlerim. Dolayısıyla tarikat dediğimiz yani tasavvuf, şeriat, tarikat bir üst basamak, bir üst basamak, üçüncü basamak, hakikat, dördüncü basamak, marifet diyor büyüklerimiz. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Eyvallah. Sedefin içindeki bir damlanın, bir katrenin incine, inciye döndüğü gibi kanaat gösterip yıllarca onu muhafaza edip inciye dönüştürdüğü gibi eğer marifet ehli olmak istersen diyor, marifet ehli olmak istersen mutlaka hırs ve tama ağzını kapamalısın diyor. Allahu Ekber. Efendim diyor ki Hazreti Mevlana'mız Şayet marifet cevherlerinin, marifet e, güzelliklerinin sende de olmasını istiyorsan bu dünyada... ...iyi bir insan, salih bir insan, takva ehli bir insan, kamil bir insan, insanı kamil bir insan olarak yaşamak istiyor musun beyim? istiyorum O zaman şu dört basamağa çıkman lazım. Bir şeriat yoluna girmek lazım eyvallah önce mümin olunacak elhamdülillah yüce Rabbimize şükür ediyoruz tarikat yolundan devam edeceksin efendim hakikat yolundan yükseleceksin ve marifetullah'a ulaşman gerekiyor diyor ama bunun için efendim ee, hırs ve tama ağzını kapamalısın Diyor değerli kardeşlerim. Birinci şey bu. Hırs ve tama dediğimiz şey ise açgözlülük ve doymamazlık. Açgözlülük ve doymamazlık. Hiçbir şeyle efendim ikna olmuyor, iktifa etmiyor, yeterli bulmuyor. Daha fazlasını istiyor. Daha fazlasını istiyor. Hani bir ülkede bir kral ilan etmiş. Demiş ki sabah güneşiyle birlikte başlayacak koşmaya, akşam güneş batmadan ilk koşmaya başladığı yere gelen kişiye o koştuğu alan kadar yeri hediye edeceğim demiş dayalı kardeş. Çok hırs ve tama sahibi bir adam da duymuş bunu. İnanamamış tabii. Duyduklarına inanamamış. Varmış o ülkeye demişler hakikaten böyle bir şey var. Yalnız bir şartla demişler. Güneş batmadan ilk hareket ettiği yere geleceksin. <laughs> Adamcağız başlamış koşmaya söylenilen yerden. Daha çok alan almak için çemberi daha da genişletmiş koşarken. Daha çok, daha çok, daha çok, daha çok. Eyvah! Bakmış ki güneş batmak üzere. Değerli kardeşlerim. demiş yetişemem korkusuyla nasıl efendim e, hızlı hareket ediliyorsa o şekilde canhıraş bir şekilde koşmaya başlamış. Ve güneş batmadan koştuğu yere ulaşmış. Ulaşmış ama hırs ve tama gözü, hırs ve tama duygusu adamı tabiri caizse karpuz gibi çatlatmış değerli kardeşim. Çatlamış ölmüş adam ya. Yani hırs ve tama. Bitmiyor yani. benim şimdi hocam aramızda kalsın hanım duymasın. Öyle hırslı, öyle tama sahibi ki. Hocam aramızda kalsın babam, hocam aramızda kalsın abim, hocam aramızda kalsın bizim komşu, bizim Mehmet abi, bizim Ali Bey, bizim Veli Bey. Bütün dünyayı versen yine dolmuyor hocam. Gözü yine doymuyor. Ancak onun gözünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Biraz önce programımızın başında söylemiştik. E, toprak doldurur diyor değerli kardeşim Hani anlatmışızdır belki. Padişah deniz kenarında veziriyle birlikte giderken... ...balık tutan bir adam görmüş. Ne yapıyorsun? Balık tutuyorum efendim demiş. Çektiğin balığın ağırlığınca sana altın vereceğim demiş. Veya çektiğin şeyin ağırlığınca sana altın vereceğim demiş. Adam heyecanlanmış tabii. İçinden dualar ediyormuş. En büyük balık çıksa falan diye. Derken bir şey takılmış oltasına. Heyecanla çekmiş. Gele gele şu baş parmağımla yani şeyin birleşim olduğu şu halka büyüklüğünde bir kemik parçası oltada çıkmış. Oltaya takılmış. Çok üzülmüş tabii adam. Yani gelse kaç gram gelir. Ama nasip Efendim nasip oymuş. Padişah demiş ki hadi bakalım hazineye gidelim. Bunun ağırlayınca sana altın verelim. Eh hiç yok da yine de iyidir. Gitmişler. Terazinin bir gözüne bu ortası delik kemiği koymuşlar. Diğer gözüne en küçüğünden bir altın atmış. Görevli padişah da orada bakıyor tabii. Aa bakmış ki kemik hiç yerinden bizim Konyalıların tabiriyle devinmiyor. Hiç hareket yok yani. Bir altın daha atmış, bir altın, bir altın, bir altın. Terazinin altın gözü tamamen altınla dolmuş, değerli kardeşlerim taşmaya başlamış. Bizim efendim çelimsiz o küçük kemik yerinden oynamıyor. Allah Allah. Bunda bir şey var demiş. Hikmet ehlim bir Allah dostu insan varmış. Demiş ki filan hocamı çağırın durumu anlatmışlar hocam böyle böyle. Demiş sultanım sen bütün hazineni de vallahi koysan buraya bu kemiği yerinden oynatamaz demiş. Neden? Neden? Çünkü bu hırs ve tama ehli bir adamın göz çukurunun kemiği demiş. Bunu ancak bir avuç toprak doldur Senin hazinen filan dolduramaz. Yani değerli kardeşlerim altını çiziyoruz. Efendim ben marifet cevherlerinin bende husule gelmesini istiyorum. Babama baktım, dedeme baktım, komşulara baktım. Herkes ölüyor be hocam. Ölüyor. Dünyadan tanım tuzum kesildi. Geçenlerde biraz oturdum düşündüm. Yani işten filan elim soğuğu verdi. Soğuyu verdi hocam. Dolayısıyla ben şey olmak istiyorum. Yani marifet cevherleri bende de açılsın istiyorum. Güzel. O zaman hırs ve tamam ağzını kapayacaksın diyor Hazreti Mevlana. Birincisi bu. Efendim, e, Hazreti Mevlana bu sedef veya istiridye kabuğunun içine düşen bir damla nisan yağmuru yıllarca kanaat gösterip kapalı kaldığı için inciye dönüştü olayının bir hikaye olduğunu söyledik ya. Ama bu meşhur Şöhretli bir hikaye bu tabi. Yılanın ağzına düşenin de zehir olduğu filan dedim ya bu bir gerçek değil tabi. Hazreti Mevlana'mız 21. beyte meşhurluğu ve şöhretinden dolayı aldığını söylüyor Tahirül Mevlevi hocamız ve büyüklerimiz. Değerli kardeşlerim. Biz de böylelikle sizinle bunu paylaşmış olduk. Efendim 21. beytimizde Ahmet Avni Konuk hocamızla benzer şeyler elbette söylüyor. Bir iki farklı bakış açısı var. Onu da ifade ettikten sonra Allah izin verirse 22. beyte geçeceğiz inşallah. Diyor ki Ahmet Avni konu hocamız bununla beraber diyor deniz mesabesinde olan dünya malının saatına ve aynına haris ve muhip olanların bardak mesabesindeki gözleri bu mallar ile dolmadı. Yani Hazreti Mevlana böyle söylüyor. Hazreti Mevlana böyle söylüyor. Yani 100 bini olan 200 bin istiyor. 200 bin olan 300 bin istiyor. 1 olan 2, 2 olan 3'ü istiyor. 5'i istiyor. 5'i istiyor. Bu dolmanın çaresi ancak kanaattır diyor. Hani Tayyül Mevlana hocamız e, ...hırs ve tama ağzının kapatılması... ...dedi ya değerli kardeşlerim... ...Ahmet abi konu kocamız da... ...kanaat sahibi olmaktır diyor. Aynı şey tabii. Biraz farklı. Bak şeyler cümleler, kelimeler... ...belki muhteva ...biraz farklı. Ee, kanaat sahibi... ...olmaktır diyor. Şimdi efendim... E, ...dünya malının... ...zatına ve aynına... E, ...yani... Ben oturuyorum hocam. <laughs> Bir tane Toyota marka araba aldım. 91 model. Bu 91 modeller çok iyi hocam çok iyi. Motor falan daha yani çok sağlam olur. Kaporta hı, bana mısın demin Ufak tefek taklamalarda falan. Allah kaza bela vermesin tabii. Benim Toyota'ya ee, kurşuni renkte camdan seyretmek çok hoşuma gidiyor hocam. Bakıyorum. Bazen böyle saatlerce bakıyorum yani. Bizim Toyota'ya. Benim iki katlı bir villa var. Bir tanıdık var Nerede kardeşlerim. Kardeşimizle ne zaman karşılaşsak evinin bahçesini anlatır. Tavukları anlatır, kedileri anlatır. Bir tane Alman kurdu köpek bağlamış şimdi onu anlatır filan. Bahçenin duvarını boyasına varıncaya kadar, yukarıdaki desenine varıncaya kadar müthiş bir şeyle onu anlatır. Ve bu hareket artık. Şimdi yani e, bir olan iki, iki olan üç, üç olan filan dedik ya değerli kardeşim. Dolmanın çaresi ancak kanaattir. Kanaat sahibi olmak. Hani dünya malının zatına ve aynına haris ve muhip. Haris çok hırslı ve çok seven. O malı çok seven. Hani küçük çocuk arabaya çekişle veya taşla bir şeyle vurmuş da adam hırsla gitmiş çocuğun elini kırmış ya değerli kardeşim. Dünya malının zatına veya aynına olan Harislik ve muhiblik diyor Kişiyi bitiren O hani Marifet cevherlerine Ulaşmak istiyorsan Bu bu, bu özellik olmayacak üstad Yani hocam Şimdi sen böyle söylüyorsun da Bizim Anadolu'da Anamdan doğalı Duyduğum bir şey var benim Nedir abi o Malcanın yongasıdır derler hocam Malcanın yongasıdır derler Dolayısıyla yani şimdi mal deyince, para deyince, e, benim, bana ait olan bir şey deyince ben aklım başımdan gidiverir yani. Hacı Veysade Hoca Efendi üç yerde aklım başımdan gider demiş. Peygamber Efendimiz Sallallahu ve Sellem'in ismi geçince, namaza durunca, bir de misafir gelince demiş ya... Benim de aklım başımdan gittiği birinci şey malıma mal, mülküme bir şey olduğu zaman hocam. Aklım başımdan gidi gidiver yani. Gidi verir. Gidi <laughs> verir. Demek ki değerli kardeşlerim diyor ki Hazreti Mevlana'mız dünya malının zatına ve aynına haris ve muhip olanların bardak mesabesindeki gözleri dolmadı. Dolmaz da, Dolmaz da neticesinde eğer istiridye veya sadef bir damlaya kanaat etmeseydi ince oluşmazdı demiştikler. Bu, şöyle diyelim, bu 21. beyti tamamlamış olalım inşallah. Başta şahsımız olmak üzere. Anneler, babalar, dedeler, büyükler, patronlar, ustalar, işverenler, abiler, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler. Ve devam edelim mutlaka başta şahsımız olmak üzere daha sonra beraber olduğumuz kardeşimiz, çocuğumuz, işçimiz, arkadaşımız, efendim dostumuz kanaat sahibi olmayı, hırs ve tamadan kaçınmanın önemini bahsetmeliyiz yani. Dünya sadece para kazanmak, mal mülk sahibi olmak için geldiğimiz yer değil ki yahu. Hollandalı bir Müslüman kardeşimizin dediği gibi komşu kediden ne farkın var diyoruz. Komşu kedi de sabahleyin işte atlar oradan atlar buradan atlar bir şeyler bulmak için ne bulursa onu alır götürür. Sadece para kazanmak için Almanya'ya geldiyseniz sadece para kazanmak için Hollanda'ya, Fransa'ya, Belçika'ya, Avusturya'ya, Avustralya'ya gitmiş iseniz komşu kediden hiçbir farkınız yok diyor. Allahu Ekber. Yani 21. beyit bir cümlede nasıl anlatılmış? Başka bir versiyonda. Evet, şimdi efendim 22. beyte başlayacağız Allah izin verse. 22. de Hazreti Mevlana'mız şöyle diyor, kıymetli kardeşlerim. Her kira, ca, mezi, ışkı, ça, şut. Ozi, hırsu, ayıp külli, pak, şut diyor Mevlana'mız değerli kardeşlerim... Nedir? Anlamı nedir? Her kimin elbisesi aşkın pençesiyle parçalanırsa o kimse hırstan da bütün ayıplardan da temizlenir. Vesselam. Vesselam kelimesini ben söyledim. <laughs> Yanlış anlamayın değerli kardeşim. Her kimin elbisesi aşkın perdesiyle parçalanırsa o kimse hırstan ve bütün ayıplardan temizlenir. Hırs ve tamah kalmaz onda. Hırs ve tamah kalmaz. Kanaatsizlik kalmaz onda. Yani o marifet cevherleri dediğimiz yola girmiştir o. Bir daha hocam oraya bir daha söyler misin? Aşkın pençesiyle parçalanırsa. Kimin elbisesi aşkın pençesiyle parçalanırsa. Ne demek hocam? Bir i̇şte onu konuşacağız. 22. beyte değerli kardeşlerim işte onu konuşacağız. aşkın pençesi e, elbisenin kimin elbisesi aşkın pençesiyle parçalanırsa o o kimsede hırs ve bütün ayıplardan hiçbir şey kalmaz diyor. değerli kardeşlerim Hazreti Mevlana'mız bu beyit ile bir suale cevap veriyor hırsın, tamağın, fenalığını anladık diyor. Bu bizi bitiren şey. Bu bizi çökerten şey. Hırs ve tamağ. Yani ne, neydi o? Do, doymazlık. Efendim çok arzu etmek. Aç gözlülük değerli kardeşlerim. Ahireti ve ibadetleri unutturan şey. Hırs ve tamağ. Abi namaz, namazlara nasıl? Ayağım sorma sen İş, iş güç çok ya, ben namaz kılamıyorum. Benim gibi olsa sen de kılmazsın be hocam. Sen de kılmazsın, yani o kadar çok işim var ki. Doymazlık, çok arzu etmek, ahireti ve ibadetleri unutturan hırs ve tama. Hırs ve tamanın fenalığını anladık diyor, kötülüğünü anladık diyor. Gerek onlardan, gerek diğer ahlaki ayıplardan kurtulmak için ne yapmalı? Hani ben de sordum ya İtik it Kudurlar değerli kardeşlerim. Hazreti Mevlana aşkı tavsiye ediyor değerli kardeşlerim. Aşkı, aşkı tavsiye ediyor. Aşık olun diyor. <laughs> aşkı tavsiye ediyor. Yani. Niye güldün hocam? E, güldüm işte. Ya <laughs> aşkı tavsiye ediyor. Şundan dolayı güldüm. Ya hocam ben mesnevide bir şey anlamıyorum. Hatta şöyle bir hikaye varsa o husa ne dersin? Gibi yani düşünceler veya sorular benzeri hadiseler aklıma geldi de ondan aklıma geldi. Hazreti Mevlana'mız aşkı tavsiye ediyor derken. Aşkı tavsiye ediyor değerli kardeşlerim. Aşk diyor Hazreti Mevlana'mız. Aşk bir adamın yakasından tutup da kendine doğru çekmeye başlayınca onu elbise gibi kaplamış olan hırs ve tama da mala, servete bağlılık da hatta bütün ahlaki ayıplar da ayrılır çıkar gider diyor Hazreti Mevlana. Değerli kardeşlerim, Allahu Ekber. Eğer aşk bir adamın yakasından tutup da kendine doğru çekmeye başlayınca onun elbise gibi kaplamış olan hırs ve tama, mala servete bağlılık hatta bütün ahlaki ayıplar da sıyrılı çıkar gider diyor. Sıyrılır çıkar gider diyor Hazreti Mevla'nın hapiste. Buradaki aşk elbette aşkullah elbette Allah aşkı. Allah sevgisi. Ben de seviyorum hocam Allah'ı. Allah sevgisi. Allah sevgisi. Hani biraz önce dedim ya 91 model bir Toyota Corolla aldım. Ben çok seviyorum. Bir iki saat bakıyorum camdan günlük ortalama toplamını aldığım zaman demiştim. ya. Bahçeyi, bizim bahçeyi çok seviyorum. Orada erik ağaçları var. Kıyamam hiç kıyamam. Geçen komşuyla birbirimize girdik kendimi kaybetmişim hocam silah çekecektim neredeyse. Bizim erik ağacının dalına taş atmış küçük çocuğu. Çok seviyorum ağaç, erik ağacı bahçemi çok seviyorum. Kızlığım bir şey, kız, kız var. Bir aşık olduğum bir kız var. Onun başına bir şey gelse yakarım, Roma'yı da yakarım hocam, her tarafı yakarım. Sevgi, aşk. Şayet diyor Hazreti Mevla namus, değerli kardeşlerim. Eh marifet cevherleriyle süslemek istiyorsan sana aşkı tavsiye ediyorum. Hangi aşkı? Allah aşkını tavsiye ediyorum. Allah'ı sev. Seven sevilenin kulu kölesi olur. Kul köle de sadece Allah'a olur. Diğer her şey arizi şeylerdir. Maraz şeylerdir. Yani mevhum varlıklardır diyordu Hazreti Mevlamız. Bugün var yarın yok. Genç, güzel, yakışıklı, boylu, kaşı hilal şeklinde, gözü masmavi. Efendim, bedeni çok güzel, ölçüler filan. Pekala Üstad, 20 yıl sonra, 40 yıl sonra bitmiş, her şey bitmiş. Her şey bitmiş. Hani bir talebe bir kıza aşık olmuş değerli kardeşim. Hocası anlatmaya çalışmış. Oğlum şimdi aşık olacak zaman değil. Aşık olacaksan Allah'a aşık ol. ilmine aşık ol. Kitaplarına aşık ol. Dediyse de çocuk kara sevda. Bir kere de görmüş. O kızcağız. Fiziken oldukça güzel. Kızcağız hastalanmış. Allah Çıvanlar çıkmış. Yaralar açılmış. O yaralardan kanlar akmış. Çıvanlardan efendim değişik şeyler akmış. Kurumuş. Zavallıcım. Bir deri bir kemik kalmış. Rengi solmuş. Bir gün hocası demiş ki duymuş tabi bunu. Oğlum madem sen bu aşık olduğun kızı hiç kafandan atamayacaksın. Gel sana görüştürelim. Nasipse isteyelim. Gitmiş görüştürmüş. Hayır demiş olamaz. Benim aşık olduğum kız bu değil. Niye evladım? İşte bu hastalandı sadece. Altı aydır hasta. Hayır bu ben demiş tamam gönlümden sildim. <laughs> Evladım demek senin aşık olduğun şu kapkacakta toplanmış olan bu hasta kızımızdan toplanmış olan artık maddelermiş demiş. Çünkü bedene ve vücuttan bu çıkınca bu hale geldi. Yani e, Allah'ın dışındaki yüce Rabbimize olan aşkların dışındaki aşklar değerli kardeşlerim, geçici ve fani olan şeylerdir. Ebedi olan elbette değildir. Dolayısıyla aşkı tavsiye ediyor Hz. Mevlana'mız, Allah'a aşık olunması gerektiğini söylüyor. Allah'ı ben de seviyorum, Rabbimi ben de seviyorum diye dil ucundan basit cümlelerle ifade etmek yetmiyor değerli kardeş. Biraz önce de ifade ettim. Aşık, maşukunun yolundadır. Maaş yolunda mısın abi? Üstad kendimize soralım bakalım. Allah'ın dediği sende oluyor mu, bende oluyor mu, hepimizde oluyor mu? İşimizde, aşımızda, ticaretimizde, sokak hayatımızda, düğünümüzde, derneğimizde, kılık kıyafetimizde. Var mı abi? Buyurun. Evet. Aşkı tavsiye ediyorum. Aşk bir adamın yakasından tutup da kendine doğru çekmeye başlayınca onu elbise gibi kaplamış olan hıs ve tamağı da mala servete bağlılık da hatta bütün ahlak ayıplar da sıyrılır çıkar diyor. Evet. Ahmet Avli konu kocamız ne diyor? Efendim 22. beyitle ilgili. Tabi burada ee, zaman zaman söylüyoruz. Belki bir ajandamız olması lazım. Belki bir not defterimiz olması lazım. Hakikaten. Yani, e, değerli kardeşlerim. Sadece... ...mesil olmaya çalışıyoruz tabii. Elbette hatalarımız, yanlışlarımız da vardı. Birbirimize dua edeceğiz. Dünya Müslümanlarına dua edeceğiz. Mısır'daki kardeşlerimize, Suriye'deki kardeşlerimize... ...dünyanın dört bir tarafına... ...Filistin'deki kardeşlerimize... ...efendim... ...Çin'deki... Doğu Türkistan'da kardeşlerimize vesaire vesaire. Bütün kardeşlerimize dua edeceğiz tabii. Biz vesile oluyoruz. Birbirimizin duasına ihtiyacımız var. Hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Belki beyitlerle ilgili söylediğimiz cümleler olabilir. Efendim 22. beyte Ahmet Amin Konuk hocamızın bir iki cümlesini söyleyeceğiz ve inşallah bugünkü programımızı noktalamış olacağız burada. Ve 22. beytimizden bir miktar daha anlatır mıyız bir sonraki dersimizde? Olabilir, belki olabilir. Diyor ki, libastan murat, yani her kimin libası bir aştan yırtıldıysa, hani elbisesi bir aştan yırtılmış ise diyordu ya ve gitti e değerli kardeşim. Libastan, elbiseden murat, ruhun libası olan cisimdir diyor. Ruhun libası olan cisimdir. Ruhumuz, iş dünyamız. Allah'ı ...hatırlıyor muyuz? Evet. Malum olsun ki taliplerin... ...hak yoluna sülükleri... ...iki türlü olur diyor. Hazreti Mevlana abisi, değerli kardeşim. Yani ben istiyorum abi, ben de şey olmak istiyorum... ...insanı kamil olmak istiyorum. Marifet cevherleriyle... ...donanmak istiyorum. Salik diyor buna. Yani şayet... E, ...talip eden bir salik... ...buna aday olan... ...bir isteyen kişi... Hak yoluna sülükleri yani a, a, hak yoluna Allah yoluna gidişleri iki yolla olur. Bunlardan birincisi nefsi kötü sıfatlardan ve rezailden temizlenmeleri gerekir. Nefsi kötü sıfatlardan ve rezilliklerden, günahlardan, hatalardan temizlenmeleri gerekir. İkincisi değerli kardeşlerim talipleri terbiyede ve kemale getirmekte ebrar yolundan şuttar yoluna aday olanlar diyor. Burada bırakalım. Ebrar ve şuttar dedik. Bunun üzerinde konuşacağız. Çünkü Hazreti Mevlana'mız öyle diyor. Ebrar ne, şuttar ne değerli kardeşlerim. O yol ne, o iki yol ne, üçüncü yol ve son yol aşk dediği en yüksek mertebe Hazreti Mevlana'mız. Onları inşallah nasipse ömrümüz varsa bir sonraki sohbetimizde inşallah. Cümlenizi Allah'a emanet ediyorum. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.